Herhalde hazırız. Güncel tamam mı bağlantı? Nerede şey? Peki. Bir saniye döndü. Gökdevli basın mensupları, her zaman olduğu gibi sizlere önce sağlık diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Ne kadar olabiliyorsa o kadar da mutluluk diliyorum. Yezidlerin bitmediği bu dünyada bin kere mazlum olsak da bir kere zalim olmayacağız diyerek Kerbela'da şehit olan Hz Hüseyin ve 72 canı rahmetle, minnetle anıyorum. Allah'ım Muharrem oruçlarını kabul etsin diliyorum. Kerbela şudur. İnsanlık tarihine zulmün ve zalimin ne olduğunu, nasıl olduğunu, masumiyetin ve mazlumluğun ne olduğunu, nasıl olduğunu öğreten bir ibretlik, bir acı olaydır. Tekrar Muharrem oruçlarının kabulünü diliyorum verilen lokmalar, yapılan dualar, cemler kabul, hak kabul etsin diyorum. Ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, felaketlerle boğuşuyoruz Türkiye. 20 gündür adeta kan ağlıyor. 28 Temmuz'da Manavgat yangını başladı. Hemen 29 Temmuz'da Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Menteşe yangınları başladı. Yaklaşık 14 gün süren bir yangın mücadelesini, yangın endişesini, bir vahim tabloyu hep birlikte yaşadık. Şu anda orman yangınları bakımından bir sorun görünmüyor. Hiç şüphesiz yangınların ilk üç gününde hükümetin beceriksizliğine, basiretsizliğine e, tanık olduk üzülerek. Önceden tedbir alınabilirdi. Bu yangınların bu kadar hasara yol açmadan önleneceğini söyledik, söyleye geldik. Umarım bundan sonraki doğal afetlerle ilgili hükümetin, devleti yönetenlerin tedbir konusuna biraz daha öncelik ve ağırlık vermeleri ülkemizin yararlı olacaktır. Bunu hem temenni ediyorum hem ısrarla ve şiddetle tavsiye ediyorum. Tam yangınlar sönümlendi derken... Ee, Karadeniz bölgemizde Ayancık, e, Bozkurt ve Bartın'da e, çok ağır, sonuçları bakımından da çok ağır bir sel felaketini yaşadık 11 Ağustos'ta. 17 Ağustos bugün de dün de Marmara depreminin 22. yılı ikmal edildi. 22 yıl önce yaşadığımız tarihimizin en büyük depreminden sonra bir ders alındı mı? Vallahi bence alınmadı. Tedbirler ortaya kondu mu? Konmadı. Bir deprem stratejik planı var mı? Yok. Bir afet stratejik planı var mı? Yok. Değerli arkadaşlar, afet yani sel yani yangın yani deprem öngörülür ama önlenemez doğa olaylarıdır. Ama öngörülür. Yani Türkiye'de Allah'ın vermesin herkes bir gün çok büyük deprem olacağını söylüyor, biliyor. Bilim adamları söylüyor. Seller yılın bu zamanlarında ve sonbaharda hep oldu, ola geldi, bundan sonra da olacak. Yangınlar belki daha çok dikkat edilerek, daha tedbirli davranılarak belki önlenebilecek doğal afetlerdir. Ama bunlar da olabiliyor. Burada mesele şudur. Hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin doğal afetlerde, yani selde, yani yangında, yani depremde Bunların oluşturacağı olası zararları, hasarı ve tahribatı minimize etmektir. Yani bir dere yatağında sel olması durumunda en az kaybı, en az tahribatı nasıl yaşarızın, nasıl bunu en az hasarla atlatırızın tedbirini selden sonra alamazsınız. Selden önce almanız lazım. Orman yangınları da aynı, deprem de aynı. Ama orta yerdeki hükümet olası etkilerin hasarın zararlarının minimize etmek için çalışmak şöyle dursun olası etki zararları ve hasarı maksimize etmek için adeta her şeyi yaptı. Üzülerek söylüyorum. Maksimize etti. AK Parti sel, yangın, depremlerle ilgili olarak olası hasarı minimize etmek yerine en aza çekmek yerine en büyük hasarı, en çok hasarı, en çok can kaybını nasıl veririz diye adeta elbette öyle düşünmediler. Ama beceriksizlik, umursamazlık, duyarsızlık, iş bilmezlik, liyakatsizlik derken ranttan başka bir şey düşünmeme anlayışı son selde, sel felaketinde çok büyük tahribata ve kayıplara yol açtı. Şimdi... Babaçay diye bir köy var Ayancın. Çok iyi bildiğim bir köydür. Bu köy dere yatağındayken bu köyde afet oldu, heyelan oldu. Devlet devlet tekrar aynı yere dere yatağına hatta daha aşağıya dere yatağına afet evi yaptı. bunu da AK Parti yaptı demiyorum. Ama yaptı. Devlet yaptı. Ne oldu? Sel aldı getirdi. Hani müteahhitleri tutukluyorlar ya apartman yıkılınca. Ya dere yatağına afet evi yapılır mı? Babaçay'da muhtarımıza konuşuyorum ara ara. Dün konuştuğumda 36 evin tamamen yıkıldığını söyledi. Sinop il genelindeki kayıpların yaklaşık 15-16 tanesi Babaçay köyünde. Yarın orada olacağız. Yollar kapalı olduğu için iki defa, üç defa yancıya gittim ama Babaçay'a ulaşamadık. Bozkurt'ta ne oldu değerli arkadaşlar? bere yatağının göbeğine sekiz katlı bina yapıldı. Dere yatağının göbeğine. Müteahhiti tutukladı savcı bey. Doğru. Yanlış diyemeyiz. Peki savcı bey tekrar sana sesleniyorum. Bu müteahhiti tutukluyorsun da bu müteahhitin yaptığı binanın ruhsatını inşaat ruhsatını iskanını kim verdi? Buna kim göz yumdu? Kim buna olur verdi? Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? <laughs> Herhalde yok. <gülüyor> Ayancık. <gülüyor> çok iyi bildiğim bir bölge. Çok iyi bildiğim bir bölge, ilçe. Dönemin kaymakamı Ayancık'ın sahile yakın kısmında dere çok uzağındaki tomruk deposunu yeni konak bölgesine taşınmasına şiddetle itiraz etti. Şiddetle itiraz etti. Kaymakam Ayancık'tan ayrılmak zorunda kaldı. Ve bugün değerli arkadaşlar Ayancık'ta Küçük Sanayi Sitesi Cevizli Mahallesi başta olmak üzere yıkılan köprüler, yıkılan pazar yeri dahil bütün bunların sorumlusu Baba Çay dahil Tomruk deposudur. Ayancık çayının haznesi geniştir. O tomruk deposu dere yatağına yapılmış yapılmamış olsaydı <laughs> Ayancık bu hasarı görmeyecekti. Ve Ayancık bu seli minimum hasarla atlatacaktı. Demin söylediğim gibi devlet idare etmek böyle bir şey. Afeti önlemeniz mümkün değil. Ama öngörmeniz mümkün. Ve afetin vereceği zararları minimize etmek afetten önceki devletin görevidir. Ve böyle bir tablo içinde büyük hasarlar, büyük kayıplar orta yerde duruyor. Bu sel felaketinin sonucunda 78 ölümümüz var. Çok sayıda kayıp var. Milyonlarca liralık maddi hasar var. Iş yerleri için iş yerleri yıkıldığı için çalışamayan Ayancık Küçük Sanayi Sitesi çalışanlarının mağduriyeti var orta yerde. Iş yerleri yıkıldı, yerle yeksan oldu. Bozkurt'taki esnafların ve yanında çalışanların mağduriyeti var. Yüzlerce insan var böyle evsiz barksız kalan yüzlerce insan var. Telef olan hayvanlar, bitkiler, ağaçlar var yok olan. Taşla dolan tarım arazileri var. Yıkılan yollar, köprüler, ulaşılamayan köyler var. Kötü bir tablo, ağır bir tablo. Denizden cesetlerin toplandığı, tomruk yığınlarının arasından cesetlerin çıktığı kötü bir tablo. Herkesin hepimizin ibret ve ders alması gereken bir tablo. Peki böyle bir kayıp karşısında, böyle bir afet karşısında hükümet ne yaptı? Kayıpla, hasarla yüzleşmeden IBAN attı vatandaşa. Daha ne kadar kayıp var bilmiyoruz. Daha ne kadar maddi hasar oluştu bilmiyoruz. Hükümet IBAN attı. Bozkurt'ta beyefendi miting yaptı. Millet anasını, kardeşini, evladını, yeğenini, çocuğunu arıyor. Yüzlerce, onlarca kayıp var. Beyefendi Bozkurt'ta seçim mitingi yaptı. Doğalgaz sözü verdi. Afet'te bile Beyefendi Bozkurt Meydanı'nda cami avlus bahçesinde biz ve onlar dedi. Ve ilk günlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin gönderdikleri iş makineleri sahaya sokulmak istenmedi. Şimdi hepsi çalışıyor. Ama ilk günlerde bunu da yaşadık. Üç gün sonra çalışmaya başlayabildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen araçlar. Ve elektrik faturalar, faturalarını üç ay erteliyoruz kararı çıktı. Ya ayıp ya. Bari hiç alma. Üç ay alaca hiç alma. Almıyoruz. Üç ay almayacağız de ya. Milletle dalga geçer gibi. Hükümet yetkilileri Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle temas etmedi. Temas etmekten kaçındı. Değerli arkadaşlar kaymakamlar, valiler bizden temas etmekten kaçındı. Ayancık Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olduğu için Ayancık Ayancık'a giden bakanlar Cumhuriyet Halk Partisi belediyesini ve belediye başkanını yok sayarak kendilerine göre orada güya bir şeyler yaptılar. Ne yaptıklarını da söyleyeceğim. Devlet yetkilileri yani kaymakamlar, valiler oraya gidip aslında iyi niyetle de gitseler bile işi biraz abartarak şov yapmaya çalışan bakanlara refakat etmekten yoruldular ve asıl işlerini, koordinasyon ve organizasyon işlerini yapmakta geciktiler. Bunlar ilk üç günde olan işler. Ve muhalefetle yan yana gelmeye, gelmemeye özellikle dikkat ettiler. Beyefendi de Bozkurt'a diyor ki böyle günde birlik olmayacağız ya, ne zaman olacağız diyor. Erdoğan sen böyle diyorsun. Senin kaymakamın, senin valin, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili milletvekilleriyle hoş geldiniz, merhaba demekten imtina ediyor. Bu nasıl birlik? Ama her şeye rağmen sonuçta şu oldu tabii. Büyük bir memnuniyetle söyleyeyim. Mesela rakam olarak onu aldım. Diğerleri de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bozkurt'ta 149 personeli ve 92 iş makinesi çalışıyor. Bozkurt AK Partili bir ilçedir yönetim bakımından. Gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ayancık'ta 78 personeli ve 50 iş makinesi çalışıyor. Çok güzel. İstanbul Ankara başta olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. Ama işte Cumhuriyet Halk Partisi farkı da bu. CHP Ayancık CHP'li, Bozkurt AK Partili. Bozkurt'ta 92 iş makinesi, hasar tabii daha çok büyük olduğu için Ayancık'ta 50 iş makinesi İBB'den. Şu anda devlet kadar orada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında toplam 227 personel ve 147 iş makinesi orada hizmet görüyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Ama şunu da gördüm bu bölgede, bu bölgede şunu da gördüm. Hükümetin ve bakanların kaybettikleri itibarı selin enkazının altında aradıklarını üzülerek gördüm. Sel enkazının altında itibar bulamazsınız. Çok çok hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bulursunuz peki ne yapmalı değerli arkadaşlar? Oldu bitti. Allah beterinden saklasın. Allah bir daha göstermesin. Bir kere şunu söyleyeyim. Yaraları borçla, ertelemeyle, krediyle kapatmaya çalışmak büyük devletlere yakışmaz. Borç vererek, kredi vererek sel mağdurlarının, yangın mağdurlarının yarası sarılmaz. Devlet büyük olduğunu gösterecek. Yangından ve selden mağdur olan herkesin maddi kayıpları karşılanacak. Devletin yapması gereken bu. Eki devlet yönetenler popülist siyaseti bırakacak. Üç, dere ve çay yataklarının imar sorunları mevcut binalar dahil komple Türkiye genelinde gözden geçirilecek. Dört, nehir tipi HES'lerden vazgeçilecek nokta. Bunların getirisi götürsünden fazla zaten. Nehir tipi HES'ler dere yataklarının ekolojik dengesini, doğal dengesini alt üst ediyor. 5. Ormanlarda ağaç kesimi minimize edilecek. Devletin parası bitti mi ormanları kesip kereste tomruk olarak satalım demeyeceksiniz. Tabi dere yatağını tomruk deposu yapıp insanları da katletmeyeceksiniz. Bunları yapanlardan da hesap soracaksınız. İklim krizini artık görün kardeşim. Dünyada bir iklim küresel iklim krizi var. İklim krizini görmemek için her şeyi yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Kanal İstanbul. Şu afetlerin bile Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi için bir gerekçe olduğunu hükümet görsün. Ekolojik dengeyi göz ardı etmeyin. Ve Paris İklim Anlaşması'nı 5 yıldır meclise getirip, doğru söylüyorum değil mi? Beş yıldır meclise getirip onaylatmadığınız Paris İklim Anlaşması'nı bir Ekim günü meyse getirin onaylayalım. Niye onaylamıyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nı? Ne kaybınız olacak? Belki yandaş müteahhitleriniz üç kuruş az para kazanacak. Bırak kazansınlar. Ve Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok. Sel, yangın, depremle ilgili olarak müteahhiti, yandaşı, rantı değil aklı, bilimi ve liyakatı önceleyin. Bu sekiz madde halinde saydığım işler hükümet tarafından acilen yapılmalıdır. Kanunsa bir Ekim'den itibaren hemen kanun. Genelge ise genelge, yönetmelikse yönetmelik. Nasıl yapılması gerekiyorsa bu sekiz maddenin acilen yerine getirilmesi lazım. Bunda depremle ilgili kısımlar yok. O daha makro olarak daha sonra açıklanacak. 20 yıldır sorumluluğunuz nedeniyle 20 yıllık ihmaliniz nedeniyle 20 yıllık tedbirsizliğiniz nedeniyle milletten bir özür dilemekte hükümetin yapması gereken bir iştir. Değerli arkadaşlar. Erdoğan çevreye zarar veren her teknoloji namlusu insana dönmüş bir silahtır demiş. Güzel. Ben de bunun altına imza atarım. Gene Erdoğan içinde bulunduğumuz ekosistemi tahrip eden her adımın sonu Felakettir demiş. Bravo Erdoğan. Doğru konuşmuş. Doğru konuşmuş da söyledikleri, yaptıkları bunların tam tersi. Bu çevre deyince, ekosistem deyince e başka bir şey anlıyor demek. Paris İklim Sözleşmesi'ni beş yıldır niye onaylamıyorsun? Bunu onaylatmak, onaylamak için meclise göndermeyen bir insan bu laf edemez. Kanal İstanbul ısrarını sürdüren bir insan biraz önce et söylediğim lafı edemez Erdoğan. Edersen sana gülerler, gülerler. Akbel ormanlarını, Kazdağlarını, Cerrah Tepe'yi, İkizdere'yi talan edilmesine göz yuman, onları koruyan bir insan bu lafları edemez. Edersen gülünç olursun. Ve ormanlara yazlık saray inşa eden, ormanları turizme açmak için bütün yetkiyi sadece turizm bakanlığına veren bir insan bu lafları edemez ekosistemin ne olduğunu önce öğren, sonra bu laflar et Erdoğan. Çünkü ekosistemi tahrip eden bütün adımları 20 yıldır sen attın Erdoğan. Cumhuriyet tarihinde senin döneminde ekosistemi tahrip etmek için atılan adımların yüzde biri anca atılmıştır. Bunu da böyle bilmen lazım. Değerli arkadaşlar, biz <laughs> bu seldir, yangındır, doğal felaketleri konuşuyoruz. Doğal olmayan felaketler de var. Adnan Menderes, Fatih Rüştü, Zorlu Hasan Polatka. Demokrasi şehidi diyoruz. Türk demokrasisinin en büyük ayıbı diyoruz. Utanç günü diyoruz. Beyefendi ne yapıyor? Yasada da yargılanıp idam cezası alındığı için yaslı ada diye zikrettiğimiz bu adayı önce demokrasi ve özgürlükler adası yaptı. Sonra ne yaptı? Büyük acı ve utançları yaşadığımız, utancı yaşadığımız bu adanın üstüne zaten küçücük bir ada böyle süper ultra lüks bir otel yaptırdı. Şimdi Erdoğan'a soruyorum. Erdoğan Yaslı da, da, demokrasi ve özgürlükler adası adına ne dersen de, bu adada, bu süper ultra lüks otelde 365 gün millet tepinecek, eğlenecek, bir gün yas mı tutacak Erdoğan? Yas mı tutacak bir gün? Ya insan böyle bir ayıbın, utancın yaşandığı, böyle bir sözde mahkemenin kurularak başbakanın idamına karar verilen bir küçücük adaya. Bu debdebe, bu şatafatın amacı ne? Bu acıdan, bu utançtan rant olarak nemalanmak kimin aklına gelebilir ya? Bunun insanlıkla nasıl bir ilgisi olabilir? Yani bunun adı istismardır Erdoğan. Bunun adı suistimaldir. Bunun adı izansızlıktır. Bunun adı gözünü para hırsı bürümüşlüktür. Başka bir şey olamaz. Ve vicdansızlıktır. Yani yatsa da Demokrasi tarihimiz için bir utanç. Orayı orayı konuşunca aklımıza asılan biri başbakan, bir ikisi bakan, üç siyasetçi geliyor. Onların asılma kararının verildiği mahkemenin yerine sen ultra lüks millet gitsin, eğlensin, yesin, içsin diye otel yapıyorsun. Ve bunu kabul etmek mümkün değil. Ben 4-5 yıl önce buraya gitmiştim. Burada eylem yapmıştım. Bu yapılmasın diye eylem yapmıştım İstanbul örgütümüzle beraber. Buna rağmen yapıldı. Bir ayıp işlenmiştir. Bir hata yapılmıştır. Bir gözünü para hırsı bürümüşlüğün yeni ve son örneğidir bu. Kabul etmek mümkün değil. Değerli arkadaşlar gene beyefendi demiş ki Türkiye yeni bir atılım ve şahlanış dönemine girdi. Yeni bir lige yükseliyoruz. Türkiye büyümede, milli gelirde, kişi başına gelirde, döviz TL ilişkisinde, asgari ücrette, üretimde, itibarda, yargıya güvende, ihracatta küme düştü. Erdoğan'ın bundan haberi yok. Ha bazı konularda da Şampiyonlar Ligi'ne çıktı Türkiye. Bazı konularda. Mesela enflasyonda dünya on birincisiyiz. Faizde dünya sekizincisiyiz yani en yüksek enflasyon olan ülkeler sıralamasında 17'deyiz, Süper Lig'deyiz. En yüksek faize 8. sıradayız. İşsizlikte dünyada 12. sıradayız. Türkiye devletinin iç ve dış borcu 2 trilyon eski parayla yeni parayla yeni parayla pardon. Eski parayla kaç lira yapıyor bilemediler. Kat trilyon değil onun üstü. Kent trilyon. Böyle bir para yok. Yeni parayla 2 trilyon bu ülkenin borcu var. Beyefendi yeni bir lige çıktık. Evet, yeni bir lige çıktık. Büyümede, asgari ücrette, üretimde, itibarda, ihracatta küme düştük. Enflasyonda, işsizlikte, faizde, yoksullukta, intiharlarda, icralarda, iflaslarda Türkiye Şampiyonlar Ligi'ndedir. Biraz önce diyor diye ya, Akbaşoğlu yalan yalan yalan. Akbaşoğlu. Bunlar devletin resmi rakamlarıdır. Resmi kurumlarından alınmış rakamlardır. Bunun da altını çizmek lazım. Muhalefete yalan terörü estiriyorlar diyerek kendi ayıplarını ve kusurlarını örtemezler. Ekonomik gerçekleri de diğer gerçekleri ve göstergeleri de milletten saklayamazlar. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Yalan söyleyen namerttir. Millete yalan söyleyen namert oldu namerttir. Şimdi bir iktidar, bir koalisyon seçim barajıyla ve seçim kanunlarıyla oynamaya, onları değiştirmeye niyet etmişse o iktidar artık bağlasan durmaz. Hangi seçim kanununu getirirseniz getirin. Hangi barajı geçirirseniz getirirseniz getirin. Sizi orada tutacak bir sistem dünyada yok. Buyurun Hodri Meydan. Nasıl istiyorsanız baraj dahil, bölge dahil neyi getirirseniz getirin kardeşim. Milletin gözünden, gönlünden düşenler, millet nezdinde itibar kaybedenler kanun değiştirerek onları geri alamazlar. Bunun böyle bilinmesi lazım. Benim tavsiyem şu. Benim tavsiyem şu. Tereyağı gibi eriyen AK Parti'nin ayakta kalması için, bir parça ayakta kalması için sandığı bir an önce getirmesi lazım. Zaten getirecek. 2023 Haziran'da yapılacak bir seçimde AK Parti %10 barajını geçip geçmemeyi konuşacak Türkiye. Kendileri de düşünecek. Belki bugünlerde erken merken olursa tavsiyem %10'u aşar AK Parti. %10'u aşar. Ama iki yıl sonra AK Parti için %10 bile kolay görünmüyor. Benim tablo, gördüğüm tablo bu. Hayır böyle değil diyebilirler. Hayır böyle değil diyorsanız. Buyurun kolayı var. Deneyelim cesaretleri varsa seçim sistemi de değiştirerek isterlerse anayasa geçici bir madde eklerler. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz hükmünü de değiştirerek seçime gideriz. Güle oynaya gideriz. Türkiye'de bir karar verir. Ya kamburundan kurtulur ya kamburun altında yere yapışır. Türkiye'nin vereceği karar budur. Değerli arkadaşlar çok önemli bir sorunumuz var. Afganistan'da yaşananlar. 2900 kilometre uzakta Afganistan bizden. Aramızda koskoca bir İran var ama Afganistan'la yatıp Afganistan'la kalkıyoruz. Neden? Neden? Yani bir uluslararası terör örgütü kanlı ve silahlı yöntemle yönetimi ele geçirmiş. Milyonlarca insan ülkeden kaçıyor. Millet kaçmak için havalanmakta olan uçak tekerleklerine sarılıp yere düşüp ölüyor kadınlar, çocuklar ve örgüte mensup olmayan herkes korku içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri Taliban'a sempati ikbali yapıyor. Neden? Beyefendi diyor ki Taliban inancıyla ters yanımız yok. Pes. Taliban inancıyla beyefendinin ters yanı yokmuş. Dışişleri Bakanı diyor ki Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isterim. Pes. Yani ne bekliyorlardı Taliban'dan? Kendilerinden olmayan herkese bir günde katledeceklerini mi bekliyorlardı? Öyle bir şey yapmayacakları belli değil Şimdi bu konuda da hükümetin yapması gerekenler var. Bir, Türkiye'yi üç kuruş için yol geçen anı yapamazsınız kardeşim. İki, 2900 kilometre ötedeki sığınmacının bize nasıl tehdit olduğunu çıkın millete anlatın. Üç, sınırı koruyamayacağını değil, korumayacağını göç dalgasına hazır olalım diyerek beyan ettin Erdoğan. Bunu açıklık getireceksin. Sınırı koruyamıyoruz dersen milyonlar yığılmıştır öldürmemek için falan filan. Ama sınırı korumayacağını söyledin sen. Göç dalgasına hazır olalım demek, gelecekler ben alacağım demektir. Nereye alıyorsun? Kim alıyorsun? Bunun da bir kamuoyuna açıklanması lazım. Biden'la baş başa pazarlık yaptığını itiraf etti. Hem Amerika hem Türkiye yalanlasa da bu özel görüşmede, bu gecikmeli çok özel görüşmede Amerika'nın oradan çekilmesi sonrası için Biden'la ne konuştuğunu bize anlam açıklamıyorsun, millete açıklamıyorsun. Ya ayıptır bari devletin tutanaklarına geçsin. tutanak altına alaydın. devletin kayıtlarında olaydı. O da yok. Bunu açıklamak zorundasın. Ve <laughs> Avrupa Birliği ülkeleri, İran dururken Afgan göçüyle ilgili neden Türkiye ile konuşalım diyor. Buna cevap bekliyoruz. Yani orada İran var. Afganistan'dan sonra koskoca, çok büyük coğrafi olarak yüz ölçüm çok büyük bir İran var. Ama Avrupa Birliği diyor ki Afgan göçmenleriyle ilgili, sığmacıları ile ilgili Türkiye ile hemen konuşmamız lazım. Niye? Niye? Sen Türkiye'de bunları tut. Bize bulaştırma biz sana üç kuruş veririz. Türkiye'ye sadakaya muhtaç, göçmenleri Türkiye'de barındırıp da bunun için paralan alan üç kuruş sadakaya muhtaç hale getirenler utansın. Ayıptır. Türkiye bunu hak etmiyor. Ve İran dururken biz Türkiye niye Taliban'la konuşuyoruz? İran'la konuşalım. İran'la karşılıklı sınır güvenliği anlaşmalarını güçlendirelim, pekiştirelim. İran Afganistan'ın sınırında İran Afganistan'dan geçişi engelleyemiyorsa İran'da kamplar kurulsun. Biz Türkiye olarak oraya para yardımı yapalım. Ama Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldıracak hali yok. Kim hükümet yetkilileri bunu söylüyor zaten. Ve Erdoğan yeni bir yeni sığınma getirecek bir hiç anlaşma imza atmaması lazım. Yeni sığınmacı bir kişi bile olsa Türkiye'ye getirecek hiçbir anlaşmaya Erdoğan'ın imza atmaması lazım. Türkiye'yi zaten yaşanmaz hale getirdiniz. Milletin sabrını taşırmayın. Millette sabır falan kalmadı. Bak ben söyleyeyim. Türkiye'yi lojistik üst haline mülteci, göçmen, sığınmacı adı ne derse deyin. Türkiye'yi bir lojistik üst haline getirmeyin. Bu da Türkiye'ye yapılmış çok büyük bir ihanet olur. Ne diyor Biden? Ne diyor? Afganlar ülkesini savunmazken ABD askeri orada ölmemeli diyor. Kim diyor? Amerikan Başkanı. Kimin için? Amerikalı askerler için diyor. Biz niye bunu söylemiyoruz? Afganlar ülkesini savunmazken Türk askeri orada ölmemeli demeli Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Buna müsaademiz yok demeli ve 1 Eylül'e kadar askerimizi oradan çekmeliyiz askerimizi ve bütün personelimizi oradan çekmeliyiz. Sınırlarımızı kevgire çevirmemeliyiz. Türkiye'nin sınırlarını koruyacak güç ve kabiliyeti vardır. Bu konuda hükümet üstüne düşeni yapmalıdır. Türkiye göçmen, mülteci, sığınmacı aktarma istasyonu değildir, olmamalıdır. Türkiye, Avrupa'yı sığınmacılardan, göçler, göçlerden izole eden bir ara istasyon değildir. Türkiye ve Türk milleti insani olarak elbette <laughs> böyle durumlarda mağdur, mazlum insanlara kucak açar açmasını bilir. Ama Türkiye kendisini batıracak kadar, Amerika'ya oraya buraya söz verip kendi mahallemizde, mahallelerimize huzur ve güven ortamını ortadan kaldıracak kadar, ardına kadar kapıları açarsa bu Türkiye için bir felaket olur. Tekrar söylüyorum. Türkiye, İran'la derhal bu konuları görüşmeye başlamalıdır. Askerlerimizi derhal gecikmeden Afganistan'dan bir elli kadar çekmeliyiz. Ve şuna genel merkezimize böyle bir pankart astık. E, 17 Ağustos'ta hudut namustur diye pankart asan çocuklar gözaltına alındı. O çocukların, o gençlerin alnından öpüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu pankart var. Gelin bunu da kaldır. Genel merkezimize astık kardeşim. Gelin kaldırın. Toplumun duyarlılığına tahammül edemeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. İnsanların düşüncelerini söylemesine <laughs> kabul ve olmayan bir liderle, bir diktatörle karşı karşıyayız. Biz sınır namustur demişiz. Çocuklar hudut namustur demiştir. Hükümeti de bu duyarlığa davet ediyoruz. Evet, teşekkürler. <laughs> Hayır. Yani Sayın Özkoç'un ben o konuşmasını bilmiyorum. Ama başka bir egemen gücün müdahalesi sözü Sayın Engin Özkoç'un lügatında başka bir egemen güç kavramı olmaz. Bu konularda, sistem konusunda. Başka egemen güçlere, Türkiye'de gözü olan bütün egemen güçlerin o gözlerini kör etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin görevi. Evet, çok teşekkürler. Herhalde başka bir şey yok. Sağ olun.